Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde basit bileşik ve tam sayılı kesirlerin okunuşu, modelle gösterilişi, sayı doğrusunda gösterilişi, bu kesirleri genişletme ya da sadeleştirme nasıl yapılır bu konuyu ele almaya çalışacağız. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolarımdan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz. Öncelikle kesir nedir? Bu konuyu bir değinelim. Ondan sonra diğer konuyu genişletmeye devam edelim sevgili öğrenciler. Bir bütünün eş parçalarından bir kısmına kesir diyoruz. 3 bölü 5 kesirinde 3 payı gösterir. Aradaki çizgi, kesir çizgisi, alttaki sayı ise paydayı ifade eder sevgili öğrenciler. Bu kesiri 5'te 3 ya da 3 bölü 5 olarak da okuyabiliriz. Bir kesirde pay, payda ve kesir çizgisi bulunur. Görmüş olduğunuz 3 bölü 7 kesirinde pay 3'tür, payda 7'dir. Ortadaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz sevgili öğrenciler. Kesir çeşitlerine geçebiliriz. Öncelikle birim kesir, payı 1 olan kesire birim kesir diyoruz. 1 bölü 5 ya da 5'te 1 kesiri birim kesirdir. Payı, birim kesirlerin payı her zaman birdir sevgili öğrenciler. Eşit kesir nedir peki sevgili öğrenciler? Payı ve paydası aynı olan kesirlere eşit kesir diyoruz. Bu kesirler bir bütünü ifade ederler. Yani payı paydasına bölündüğünde bire eşit olduğunu göreceksiniz. 5 bölü 5 kesiri bire eşittir. Bir eşit kesirdir sevgili öğrenciler. Evet, kesirleri basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olarak da çeşit gruplara ayırabiliyoruz. Basit kesir dediğimizde kural şudur, basit kesirleri bulmak istediğimiz zaman payı paydasından küçük olan kesirlerdir. 3 bölü 5 kesir basit bir kesirdir. Bileşik kesir nedir peki? Bileşik kesir de sevgili öğrenciler payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Görmüş olduğunuz gibi 7 bölü 5 kesirinde 7 paydır ve paydası 5'ten büyüktür. Tam sayılı kesir ise sevgili öğrenciler, bir tam sayıyla yazılan basit kesirlerdir. Basit kesirlerin önüne bir tam sayı geldiğinde, burada örnekte gördüğünüz gibi bu şekildeki kesirlere tam sayılı kesirler diyoruz. Bu örneğimizdeki tam kısmı 4'tür. Bunu okurken 4 tam 3 bölü 5 diye okuruz. Parçalanmamış, eksiksiz olan her şeye bir bütün diyoruz sevgili öğrenciler. Bütünün eş parçalarından her birine de kesir denir. Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesiri, bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları diyoruz. 1 bölü 4 kesirinde üstteki sayı pay kaç eş parça alındığını gösterir. Yandaki şekilde gördüğünüz gibi bütün 4 parçaya bölünmüş, bir parçası bölünmüş. Alttaki, ortadaki çizgi kesir çizgisini ifade eder, en alttaki sayı da paydayı ifade eder. Payda ne demektir? Bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir sevgili öğrenciler. Birim kesir ise payı bir olan kesirlerdir her zaman. Payı bir olan kesirlere birim kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Evet, kesir çeşitleri olarak basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olmak üzere 3 çeşit vardır demiştik. Şimdi sırayla açıklayarak devam edelim isterseniz. Basit kesir örnekleri veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi basit kesir de neydi? Payı paydasından küçük olan kesirlerde örneğimizdeki bütün kesirlerin payı paydasından küçüktür. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Örneklerimizi inceleyebilirsiniz. Basit kesirler bir bütünden küçüktür. Yani bir bütünden küçük olduğu için sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında ifade edilir. Basit kesirlerin değeri 0 ile 1 arasında bir değerdir sevgili öğrenciler. 9 bölü 15 kesiri küçüktür birden diyebiliriz. Basit kesirleri modelle ya da şekille gösterirken sevgili öğrenciler, öncelikle kesrimiz 4 bölü 6 kesirinden yola çıkacak olursak bir bütün alıyoruz. Payda 6 olduğu için bütünü 6 eş parçaya ayırıyoruz. Payında 4 var, o yüzden 4 parçasını boyuyoruz.
5 bölü 9 kesirini, basit kesirini şekille ifade ederken bir bütün alıyoruz. 9 eş parçaya bölüyoruz. Sonra payda 5 olduğu için 5 parçasını tarıyoruz sevgili öğrenciler. Peki basit kesirler sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Basit kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında bir değer ifade eder. O yüzden sayı doğrusu çiziyoruz. 0 ve 1 arasını paydaya bakıyoruz. Payda da kaç varsa o kadar bölüyoruz. 5 bölü 9 kesiri örneğimizdeki olduğu gibi paydası 9 olduğu için 0 ve 1 arasını 9 eş parçaya bölüyoruz. Sonra payına bakıyoruz. Payı 5 olduğu için 5 adım ilerleyeceğiz. Ve 5 adım ilerlediğimizde sevgili öğrenciler 5 bölü 9 basit kesirinin yerini sayı doğrusunda göstermiş oluyoruz. Bileşik kesire geçelim belki sevgili öğrenciler. Bileşik kesir örneklerini görüyorsunuz. Bileşik kesirler payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlerdir sevgili öğrenciler. Örneklerimizi incelediğinizde bunu göreceksiniz. Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir diyoruz sevgili öğrenciler. Bileşik kesir bütüne eşittir veya bütünden büyüktür her zaman. Yani 1'e eşit veya 1'den büyüktür diyebiliriz. 9 bölü 7 bileşik kesir büyüktür 1'den diyebiliriz. Ya da 9 bölü 9 bileşik kesiri 1'e eşittir diyebilirsiniz. Bileşik kesirleri şekilde gösterirken sevgili öğrenciler, öncelikle paydasına bakıyoruz. Bir bütünü kaç eş parçaya böleceğimize karar veriyoruz. Paydası 6 olduğu için bir bütün aldık. 6 eşit parçaya böldük. Payına bakıyoruz. 9 parçası boyanmış dediği için ve bizim elimizde birinci bütünde 6 tane parça olduğu için ikinci bir bütün daha alıyoruz. Onu da 6 eş parçaya bölüp 9 tane parça boyanana kadar devam ediyoruz. İkinci bütünden de 3 parça boyadığımızda 1 ve 2. şekillerimizde boyadığımız toplam parça sayısı 9 oldu. Bu da 9 bölü 6 bileşik kesirinin şekilde gösterilişini bu şekilde ifade etmiş olduk sevgili öğrenciler. 5 bölü 3 bileşik kesirini şekilde gösterirken öncelikle bir bütün aldık. Payda 3 olduğu için 3 eşit parçaya böldük. Bundan 3 parçasını boyadık. Yetmedi. Çünkü payında 5 olduğu için 5 parçasının boyalı olması gerekir. İkinci bir bütün alıyoruz. Onu da 3 parçaya ayırıp 2 parça da bundan boyuyoruz. Toplam 5 parçası boyanmış oldu. 5 bölü 3 bileşik kesirini şekilde bu şekilde ifade etmiş olduk sevgili öğrenciler. Bileşik kesirleri sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz peki? 7 bölü 5 bileşik kesiri içinde bir bütün vardır sevgili öğrenciler bunun. Bu nedenle kesirimizi gösterirken her sayı arasını payda miktarınca, yani buranın paydası kaç? 5. Her sayı arasını 5 parçaya böleceğiz burada örnekte olduğu gibi. Sonra pay kadar ilerleyeceğiz. Yani payında kaç var? 7. 7 ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle bileşik kesrimiz bir bütünden büyük olduğu için 0'la 0, 1, 2'ye kadar sayı doğrusunda değer gösteriyoruz. Sonra her sayının arasını 5 eşit parçaya bölüyoruz. 0 ile 1 arasını 5 eşit parçaya bölüyoruz. 2 ile 1 ile 2 arasında 5 eşit parçaya bölüyoruz ve işaretliyoruz. Sonra payı 7 olduğu için 7 adım ilerlediğimizde 7 bölü 5 bileşik kesirini sayı doğrusunda göstermiş oluyoruz sevgili öğrenciler. Görmüş olduğunuz gibi 7 adım ilerledik ve 7 bölü 5 bileşik kesirini göstermiş olduk. Tam sayılı kesir nedir peki sevgili öğrenciler? Tam sayılı kesir, bakın örnekte olduğu gibi basit kesirlerin önünde bir tam kısmı vardır. Kesirler basit kesir şeklindedir ama önünde bir tane tam sayı ifadesi vardır. Yukarıdaki kesirlerde olduğu gibi sevgili öğrenciler, sayma sayısı veya basit kesir ile birlikte yazılan kesirlere tam sayılı kesir diyoruz. Tam sayılı kesirler bütünden büyüktür. Sevgili öğrenciler, tam sayılı kesirleri şekilde gösterirken sevgili öğrenciler, öncelikle tam kısmı hiç boyanmadan bir bütün alıyoruz. Tam kısmını hiç bölmüyoruz ve tamamını boyuyoruz. Sonra yine aynı şekilde bir tane daha çiziyoruz. Paydası kadar bölüyoruz. Paydası 6 olduğu için bunu 6 eşit parçaya böldük. Sonra
Payına bakıyoruz 2. Buradan da iki parçasını boyadığımızda 1 tam 2 bölü 6 kesirini şekilde ifade etmiş olduk. 2 tam 2 bölü 4 kesirinin şekilde ifade ederken önce bir bütün alıyoruz. 2 tane aynı 2 tam olduğu için aynı bütünden 2 tamı aldık ve ikisini de boyadık. Şimdi aynı şekilde bir tane daha alacağız ve bunu paydası 4 olduğu için 4 eşit parçaya böleceğiz. Sonra iki parçası payı 2 olduğu için boyuyoruz. Bunu da 2 tam 2 bölü 4 tam sayılı kesirini göstermiş olduk. Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken de sevgili öğrenciler 2 tam 2 bölü 3 kesiri sayı doğrusunda gösterelim bakın. Bunun içerisinde bir bütün vardır. Bu örneğimizde 2 tam 2 bölü 3 kesrini gösterirken önce 2 bütün var. 2 bütünden sonra bir bütün daha ilerleyeceğimiz için bu sayı doğrusunda 1, 2 ve 3'e kadar ilerleyebiliriz. Yani tam kısmından bir fazla sayı doğrusunda göstermemiz lazım. 2 değil 3'e kadar ilerleyeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi sayı doğrusu alıyoruz. 0, 1, 2 ve 3'e kadar ilerleyeceğiz. Basit kesirin paydası 3 olduğu için her bütünün arasını 3 eşit parçaya bölüyoruz. 1 ve 2 tam kısmını 3 eşit parçaya bölmenize gerek yok. İkisini 2 adım ilerledikten sonra 2 ile 3'ün arasını 3 eşit parçaya bölmeniz yeterli tam sayılı kesirlerde. Böldükten sonra pay kısmı 2 olduğu için şimdi 2 ile 3 arasında 2 adım daha ilerliyoruz. Ve 2 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesirinin sayı doğrusundaki yerini işaretliyoruz. Bu şekilde sayı doğrusunda gösterimini de yapıyoruz sevgili öğrenciler. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlere deniyordu sevgili öğrenciler. Paydası 12, payı 5 olan basit kesirini hem modelleyelim hem okunuşunu yapalım ve konuyu bir de tekrar etmiş olalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi 5 bölü 12 basit bir kesirdir. Bunu modelle gösterirken bir bütün alıyoruz, 12 eşit parçaya bölüyoruz. Sonra payı 5 olduğu için 5 parçasını koyuyoruz sevgili öğrenciler. 12'de 5 ya da 5 bölü 12 olarak da okuyabilirsiniz bu basit kesirini. Bileşik kesir sevgili öğrenciler payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesirlerdi. Şimdi bunu da bir hemen tekrar ederek konuyu pekiştirmiş olalım. Payı 7, paydası 4. 7 bölü 4 ya da 4'te 7 diye okuruz. Modelle gösterirken bir bütün aldık, 4 eşit parçaya böldük. Paydası 4 olduğu için 7 parçasını boyayacağımız için gördüğünüz gibi 7 bölü 4 kesirini de şekilde bu şekilde modelle bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi tam sayılı kesir bir ya da birden fazla bütün ve basit kesirden oluşan kesirlerdir. Örneğimiz 2 tam 9 bölü 12 basit tam sayılı kesirini şekilde gösterirken 2 bütün alıyoruz. Sonra aynı bütünü 12 eşit parçaya bölüp 9 parçasını boyuyoruz. Bunu da 2 tam 12 de 9 ya da 2 tam 9 bölü 12 olarak da okuyabilirsiniz. Bu tam sayılı kesirini sevgili öğrenciler. Evet, bileşik kesiri tam sayılı kesire nasıl çevirebiliyoruz? Evet. Bileşik kesir tam sayılı kesire çevirmek için pay paydaya bölünüyor sevgili öğrenciler. Bakın 13 bölü 5 bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirmek için 13'ü 5'e bölüyoruz. Ve paydayı aynen yazdıktan sonra bölüm kısmı evet. Tam kısmını ifade eder. Kalansa paya yazılır sevgili öğrenciler. Kalan paya yazılır. 2 tam 3 bölü 5 tam sayılı kesirine çevirmiş olduk. 13 bölü 5 aynı zamanda 2 tam 3 bölü 5 kesirine de eşittir diyebiliriz sevgili öğrenciler. Tam sayılı kesiri bileşik kesirine çevirirken de sevgili öğrenciler. Öncelikle payda ile tam kısmı çarpılır. Yani 5 ile 3 çarptık. Sonra pay üzerine eklenir.
5 kere 3, 15. Payın da 2 olduğu için üzerine 2'yi ekliyoruz, 17. Bu 17 payına yazılır. Payda hiç değişmez. Paydası 5 olduğu için paydasını yine 5 alacağız. 3 tam 2 bölü 5 tam sayılı kesri 17 bölü 5 birleşik kesrine eşittir sevgili öğrenciler. Kesirleri genişletmek ve bazen sadeleştirmek gerekir sevgili öğrenciler. Niçin? Çünkü kesirlerle işlemler yaparken buna ihtiyaç duyuyoruz. Bazen bunlar genişletme yapmadan ya da sadeleştirmeden işlem yapamıyoruz. O yüzden kesirleri nasıl genişletebiliriz ya da sadeleştirebiliriz? Hemen bir iki örnekle anlatmak istiyorum. Bir kesirin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsanız o kesirin değeri değişmez. Bu ne demektir? Bu kesiri genişletmek demektir. 3 bölü 5 kesirini hem payını hem paydasını 2 ile çarptığınızda 6 bölü 10 kesiriyle kesirine dönüşecektir. Bu 3 bölü 5 kesirini genişlettiğimizde 2 ile genişlettiğimizde 6 bölü 10 olacaktır. 3 bölü 5 kesiri değeri 6 bölü 10 kesirine aynı zamanda eşittir. Hiçbir değerinde değişme olmaz. Ne yapmış oluyoruz? Genişlettiğimizde kesirin hem payını hem paydasını değiştirmiş oluyoruz. Kesirleri sadeleştirmek gerekebilir bazen işlem yaparken. Bir kesirin hem payını hem de paydasını aynı sayıya bölersek o kesiri sadeleştirmiş olursunuz. Bu kesirlerin değeri değişmez sevgili öğrenciler. Sadece sadeleştirmiş olursunuz. 4 bölü 12 kesirini sadeleştirmek istiyoruz. Hem payını hem paydasını 4'e böldüğümüzde sadeleştirme işlemi gerçekleşmiş oluyor. 4'ü 4'e böldük. 1 içinde 1 var. 12'nin içinde 4 3 kere var. 4 bölü 12 kesirin en sade hali 1 bölü 3 kesridir sevgili öğrenciler. Evet, kesirlerin sayı doğrusunda gösterimiyle hemen bir bakalım bir örnekle. 2 tam 2 bölü 7 kesirin sayı doğrusunda gösterirken önce 2 tam kısmını hiç bölmüyoruz. Diğer 2 bölü 7 kısmını 2 ile 3 arasını 7 eşit parçaya bölüp 2 adım ilerleyeceğiz. 2 adım ilerlediğimizde 2 tam 2 bölü 7 kesirinin sayı doğrusundaki yerini tespit etmiş oluyoruz gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Burası 2 tam şekilli ifadesinde de bu şekilde görmüş oldunuz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.